Ekim hazırlığı konusunda bilgi almak üzere Dicle Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Öner Çetin ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tarım arazilerinde ekim hazırlığı nasıl yapılmalı ve ekim hazırlığı neden önemlidir? Efendim şimdi tarımın üç temel fonksiyonu var ya da etmeni var. Bunlardan birincisi tohum, ikincisi toprak, üçüncüsü de iklim. Bu üç temel faktör altında bitkisel üretim sağlanmaktadır. Sorunuzla ilgili olarak özellikle ekim için toprak hazırlığı da gerçekten son derece önemli. Çünkü tohum toprağa düştüğünde toprağı oluşturan partiküllerle temas etmesi, çok aşırı gevşek olmaması, aşırı kesekli olmaması dolayısıyla uygun bir nemde olması gerekiyor. Bu takdirde uygun bir hava-su dengesi olduğunda ancak tohum toprak partikülleriyle ya da toprak taneleriyle temas ettiğinde uygun bir nem koşuluna da sahipse ancak çıkış sağlayabilmektedir. O nedenle bitkilerin özellikle tahıl türü bitkilerin ilk etapta bu anlamda çıkış sağlayarak kışa sağlam bir kök sistemiyle girmeleri çok önemlidir. Bunun dışında eğer toprağımızı uygun tavda işlemezsek, tav e, tabi toprak nemiyle alakalı bir kavram, e, toprak işlemesi yönünden ideal bir neme sahip olan e, topraklara biz uygun tavda işleme ya da ekim yapılmasını öneriyoruz ya da öyle olması gerekiyor. Aksi takdirde eğer aşırı derecede nemli ya da su Aşırı derecede fazla ise topraklarda e, ekim dikim alet ekipmanlarına pulla yapışma söz konusu olacağı için özellikle orta ağır ve ağır bünyeli topraklarda sıkışma söz konusu olacaktır. Bu da tohumların havasız kalmasına ve çıkışı engelleyecektir. Bunun aksine aşırı derecede kuru olması, eğer yine kil içeriği yüksekse ki bizim bölgemizde kil içeriği oldukça yüksek topraklara sahibiz. Bu da kesek atmasına neden olacağı için tohumların topraklarla temasını azaltacak ve uygun olmayan toprak fiziksel koşulları nedeniyle, uygun olmayan hava su nem dengesi nedeniyle yine Tohumların önemli bir kısmı ölebilir. Bu nedenle bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Farklı toprak işleme yöntemleri nelerdir ve bunlar arasındaki farklar nelerdir? Evet, şimdi tabi e, özellikle toprak tekstürü dediğimiz toprak bünyesiyle de alakalı ve bizim hangi tür tarım yaptığımızla da alakalı bir durum. Şimdi temelde üç farklı grupta ya da e, şekilde biz ya da yöntemde toprak işlemeyi yapabiliriz. Bunlardan bir tanesi geleneksel dediğimiz temel toprak işleme. Burada amaç eğer daha önceden bir bitki artıkları varsa iri ya da daha küçük yapıda bunların organik madde yönünden toprağa karıştırılması, ufalanması arz ediliyorsa özellikle toprağın devrilere, kulaklı pulluklarla işlenmesi esastır. İkincisi ise özellikle yine kurak ve yarı kurak bölgelerde topraktan olan buharlaşma son derece önemli. Yani toprak neminin korunması çok önemli. Toprak erozyonunun korunması çok önemli. Bazı hasattan sonra kalan bitki artıkları, sap saman gibi ya da pamuk artıkları gibi bunların toprak üzerinde malç olarak kalması arz edilebilir. Bu malç bize neyi sağlıyor? Hem organik madde yönünden toprağın zenginleşmesini sağlayabilir. Burada esas olan da buharlaşmayı engelleyerek topraktaki nem korunumunu sağlamasıdır. Bu durumda toprak işleme çok fazla toprağa devirmeden yani malçı toprak üstünde korunması gerektiği için çok küçük yüksek ya da derinliklerde kültüvatör, çizel e, ve kazaya gibi e, tarım alet ekipmanlarla işlenerek e, toprak malç korunarak bir işleme yapılabilir. Üçüncüsü de Tabi bu da son derece önemli, özellikle azaltılmış toprak işleme ya da sıfır toprak işleme dediğimiz e, toprağa herhangi bir işlem yapmadan doğrudan ekim yapılabilir. Tabi günümüzde enerji girdileri son derece pahalı, son yıllarda da biliyorsunuz e, dünyada meydana gelen ekonomik kriz olsun, diğer savaşlar nedeniyle toprak tarımda özellikle girdi enerji girdisi çok çok pahalı bildiğiniz üzere bu enerji girdisi akar yakıt giderimini artırıyor. E, sıfır toprak işlemede hem bu yönden çok önemli hem de toprağın fazla e, işlenmeden, e, fazla işlenmeden kasıt toprağı ne kadar çok işlerseniz toprağa e, o denli olumsuz etki yapmış oluyoruz. Bunun nedeni özellikle toprak sütrüktür ya da yapısı hava su dengesi bozulduğu için toprakta sıkışma meydana geldiği için bu düzen bozulduğu için toprak işlenmesi teknik olarak çok arzu edilmez. Tabi zorunlu nedenlerle ekim dikim için elbette yapıyoruz ama e, bilimsel olarak çok arzu etmiyoruz. E, sıfır e, toprak işlemesiz ekim dikim olayın ise herhangi bir toprağa işlemeden doğrudan örneğin anızlı ya da bitki artıklı bir ortama geliştirilmiş olan alet ekipmanlar sayesinde doğrudan toprağa tohum verilebiliyor. Bu durumda da e, tabi bazı e, çiftçiler açısından pratikte sorunlar yaşanıyor. Ancak gelişmiş tarım alet ekipmanlar sayesinde bu aşılabiliyor. Ama pratikte bu maalesef ülkemizde ve bölgemizde de çok yaygın değil. Bunu ısrarla savunmalıyız e, ya da önermeliyiz. E, yapılan araştırma larda kesinlikle e, toprak yapısını koruduğu organik madde birikimini artırdığı bilimsel olarak tespit edilmiş sıfır toprak işleme Sonuç olarak hem enerji korunumu çiftçi açısından kaynak israfının azaltılması daha az para harcanması girdi olarak hem de toprak fiziksel koşullarının bozulmaması organik maddenin zaten ülkemizde oldukça düşük olan toprak organik maddesinin artırılması yönden bu son derece önemli Arazi eğimi ve arazi topografyası toprağı işlemek açısından nasıl bir önem arz ediyor? Evet, Bu da ülkemizde maalesef kanayan yaralardan birisi. Genellikle pratikte ve çoğunlukla maalesef bilimsel olarak ortaya konunun dışında çiftçilerimiz işin kolayına kaçarak... Eğim aşağı yani eğim doğrultusunda ekim dikim ya sürüm yapıyor. Özellikle hem ekim dikim açısından hem sulama ve diğer tarımsal uygulamalar bakımından eğime paralel bir ekim ya da sürüm yaptığımızda biz erozyona çağrı yapmış oluyoruz. Yani toprak verimli üst kısmı suyla doğrudan işte derelere, oradan ırmaklara ve denizlere kadar siltasyon özellikle kil verimli kısmı hemen kaybolup gidiyor. O nedenle belli bir eğime kadar e, arazilerimizi yani çok sık yetişen yonca gibi, çayır mera bitkileri gibi bazen tahıllar gibi bitkilerde işte %6-7 eğime kadar bu yapılabilir. Yani sık yetiştiği için e, eğim doğrultusunda yapılır ama %5-6'dan sonraki eğimlerde kesinlikle eğime dik dediğimiz kontür sürüm, kontür ekim yapılması gerekiyor. Özellikle bu bütün hem kuru hem sulalanlarda son derece önemli. Bu başka bize neyi sağlıyor? Eğime dik ekim ya da sürüm yaptığımızda özellikle eğim doğrultusunda yağışlarla gelen akışı engellediği için toprak içerisine daha fazla su giriyor ve dolayısıyla bu hem e, toprakların e, besin değerini artırıyor, şöyle artırıyor. Bitkiler tabii su olduğu için daha fazla besinden yararlandığı için en önemlisi de toprak erozyonunu yani su erozyonunu önlediği için son derece önemli. Ekim nöbetinin önemli olduğu sürekli konuşuluyor. Peki ekim nöbetinin toprak işlemeyle ilişkisi nedir? Şimdi siz de söylediğiniz gibi zaten bu bilinen bir şey ama yine e, ekim nöbeti dediğimiz olay şu her yıl toprak canlı bir sistem biliyorsunuz. Eğer her yıl aynı bitkiyi biz yetiştirirsek bir bitkinin her bitkinin kendine özgü bir kök sistemi var. Farklı e, şekil alması var işte saçak köklü. Kazık köklü gibi işte toprak üstü aksamları çok farklı. Dolayısıyla farklı bitkileri her yıl toprakta yetiştirdiğimiz zaman dolayısıyla toprak içerisindeki gelişimi de farklı olacağından örneğin toprağın belli her yıl belli katmanda sürülerek işlenmesi ya da sıkışmasını önleyecektir. Farklı kök sistemi nedeniyle. Bir diğeri de aynı bitkileri biz her yıl örneğin her yıl buğday, her yıl pamuk ya da diğer bitkileri yetiştirdiğimizde olası hastalık ve zararlılar bakımından zaman içerisinde e, orada bulunan hastalık zararlı ve haşereler ilaç atılsa bile bunlara dayanıklı hale geliyor. Bunların artıyor ve bunu da e, savaşı çok zor oluyor. E, mücadelesi çok zor oluyor. Ancak söylediğim gibi ekim nöbeti işte e, her yıl aynı ürün ekmemek ve farklı ürünleri ekmek. E, hem bitki kök sisteminin farklı olması nedeniyle toprak su dengesi bakımından hem de e, toprakların yorgunluğunun alınması bakımından. Burada yorgunluk şu her yıl aynı bitki aynı bitki besin elementlerini alacağı için ya da her yıl aynı kök sisteminde ekim sürüm ve kök sistemi aynı derinlikte olacağı için topraklar aynı bitki için e, yorgun yani tembel yani bitki besin ve hava su dengesinden bozuk yeterli beslenmeyi de kısıtlar meydana geleceği için tırnak içerisinde buna biz toprak yorgunluğu diyebiliyoruz. Ee, artı bir de organik madde yönünden tabi. Her yıl farklı ürünler yetiştirdiğimizde, hem e, örneğin e, bir örnek vermek gerekirse örneğin her yıl buğday buğday yerine ya da nadas buğday yerine eğer buğday ve mercimek yetiştirirsek, mercimek biliyorsunuz havanın azotunu bağlıyor artı yapılan araştırmalarda yine hem verim bakımından hem de özellikle buğdayın mercimekten sonra ya da diğer hangi diğer ürün mısır gibi ya da diğer ürünlerde kesinlikle danede protein içeriği daha yüksek oluyor. Bu protein de biliyorsunuz bizim beslenmemiz açısından son derece bir yapı taşılarından bir tanesi. Bu nedenle bunun dışında ekim nöbeti içerisinde yer alan farklı tür ve çeşitlerin tabii kök sistemi olsun biz ve çiftçiler ekim dikim aralıklarını dikkate alarak işte sırta ekim ya da diğer ekim alet ekipman makinelerinin hangi aralıkta ekim dikim sürümü yapacaklarını buna göre karar vermeleri yönden de son derece önemlidir. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.